trying to get answers. Kule Şov'u hatırladınız mı? Eylem Plan'la hoş geldiniz. Sinema 101 özleyenlerin çok fazla olduğunu biliyorum. Kısa bir videoyla Sinema 101'e bir dönüş yapalım diyorum. Artık yavaş yavaş arşivde planladığım videoları bir bir hayata geçirmek istiyorum. Kısa bir video olacak bugün. Kanalın müdavim yönetmenlerinden bir kere geldi ama David Fincher'ı konuşacağız bugün. Gone Girl filminden açılışına ve kapanışına değineceğiz. Videoda spoiler olmayacak ama 8 yıllık bu filmi halen izlemediyseniz şu an videoyu durdurun, gidin izleyin. Teşekküre gerek yok çünkü harika bir filmi kaçırıyorsunuz. Kitabını da okumanızı tavsiye ederim. Kule Şov etkisini daha önce konuşmuştuk. Sinemada eksiltmeyi daha önce konuşmuştuk. Ve tüm bunların yanında yönetmenlerin bizimle nasıl konuştuğunu da kısaca bazı videolarda değinmiştik. Şuralarda, buralarda onlara birkaç link bırakacağım. Şimdi tüm bunları bir araya getirdiğimiz iki sahneyi inceleyelim. Kule Şov'un ne olduğunu detaylı merak edenler, videonun linki buralarda bir yerde olacak. Videoyu izlemeye üşenenler için Kule Şov hiçbir sahnenin kendinden önce veya sonra gelen sahneden bağımsız olmadığını, önceki veya sonraki sahnelerin o sahneden ne anlam çıkaracağımızı etkileyen bir etken olarak konuşmuştuk. Şimdi Gone Girl'un açılışını inceleyelim. En ilk sahne ve aslında öncesinde gelen hiçbir sahne yok. Kule Şov'un yarısı yok aslında. Ve burada sevgilisinin başını okşayan, onu seven, keşke kafanı yarabilsem de neler düşündüğünü anlayabilsem. You're cracking her lovely skull, unspooling her brains. Gibi romantik bir takım söylemler içeren bir açılış izliyoruz. Yani birazcık abartmış olsak da hepimizin aklından geçen düşünceler aslında. Ne düşünüyoruz? Sonrasında gelen 2,5 saatte neler düşündüğünü biraz anlıyoruz ama spoiler vermeyeceğim. Şimdi aradaki 2,5 saati atlıyoruz. Siz bu arada gidip filmi izleyip 2,5 saat sonra buraya gelebilirsiniz. Filmin finaline geliyoruz. Neredeyse birebir aynı kadraj, neredeyse birebir aynı bakışlar, aynı oyuncu ve aradan geçen onlarca yaşanmışlık ve aynı cümleleri bir kez daha duruyoruz. Ne yaşadık, ne yaşayacağız, neler düşünüyorsun? Şimdi filmin açılışındaki aynı sahneye bakalım, filmin kapanışındaki aynı sahneye ve ifadelere bakalım ve iki ifadenin bizde uyandırdığı bütün farklı anlamlara bakalım ve Kule Şov'un ne kadar kutsal bir şey olduğunu bir kez daha anlayalım. Onun haricinde de bildiğimiz veya bilmediğimiz şeylerin filmin bizim üzerinde bıraktığı etkisine odaklanalım. Eksiltmeden bahsetmiştik. Biz daha çok o videoda ses üzerinde eksiltmeden konuştuk ama örneğin filmin başında daha öncesine dair bir kontekstimizin olmaması bir eksiltme. Filmin sonunda ise daha da beteri bundan sonra ne olacağını bilmediğimiz bir eksiltme söz konusu. İki birebir aynı sahnenin üzerimizde bıraktığı büyük değişiklikler. Bir de o finaldeki Amy'nin sırıtması ve onun bizim üzerimizde bıraktığı etki inanılmaz. Amy'nin sırıtmasını filmin başında görseydik bizim için hiçbir anlam ifade etmezdi. Hatta dedi ki ne kadar tatlı bir kadın, ne kadar da aşık sevgilisine. Halbuki bütün filmi izledikten sonra bir tekrar göz önüne alalım bu sahneyi. Yine arka plan kapanmış, bana haber vermemişsiniz. Ne kadar böyleydi acaba? Yine Kule Şov'a değindik ve bunu harika bir film olan Gone Girl üstünden bahsettik. Filmin açılışında sonrasında olacakları bilmememiz, filmin kapanışında da öncesinde olanları bilmemizin iki sahneyi algılamamızda üzerimize ne kadar büyük bir etki bıraktığını çok daha iyi anlayacaksınız diye düşünüyorum. Yine dönüp dolaştığımızda Kule Şov, eksiltme ve yönetmenlerin bizimle nasıl konuştuğuna dair çok iyi 3 örnek. Kısa bir videoyla buna değinelim istedim. Sinema 101 videoları devam edecek. Sizin yine incelememizi istediğiniz filmler olursa yorumlarda lütfen belirtin. Bu bir Gone Girl incelemesi değil, sadece bir sahnenin nasıl kullanıldığına değindik. Gone Girl'a bakalım isterseniz her Fincher filmini incelemek benim için çok büyük bir keyif. Daha önce Social Network'ü de konuşmuştuk. Dilerseniz onu da yorumlarda belirtin lütfen. Kanala abone olmayı, beğenmeyi, sinemacı, kahveci, sporcu vesaireci bütün dostlarınızla bu videoları paylaşmayı, abone olmayı falan unutmayın. Bir dahaki videoda tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.